Biz Türkiye'nin çeşitli illerini, özellikle de ekonomik potansiyeli, yüksek ve sivil toplum örgütleri bu anlamda ticaret ve sanayi erbabının güçlü olduğu illerimizde hem Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendiriyoruz hem de bu ilin kendi ekonomik analizini kendileriyle paylaşıyoruz. O nedenle hem parti politikalarımızı iş dünyası ve ticaretin sahipleriyle doğrudan paylaşıyoruz. Hem de aynı zamanda iş dünyasının ve ticaret erbabının Türkiye ile ilgili, kendi sektörüyle ilgili görüşlerinin üzerinden notlarımızı alıyoruz. Türkiye'de biz bunu özellikle bu çalışmanın gayesi şudur. Türkiye çok uzun süredir sorunlarını konuşamayan bir ülke. Sayın Genel Başkanımızın yaklaşık 2 yıla yakındır Türkiye gezisinin sebebi de budur. 12 milyon işsiz güne uyandı. 12 milyon güne işsiz uyandı. Bugün yaklaşık 13 milyon emekli satın alma güçleri çok düşen bir süreç içerisinde hayata tutunma ve onurlu yaşama mücadelesi. Ekonomik olarak gerçekten Türkiye'de kamu araştırmaları Türkiye'de birinci bir numaralı sorun nedir diye sorulduğunda %74 ekonomi. İkinci %9 adalet. Ekonominin tesir ettiği sorunlarla beraber baktığımızda %83'e çıkıyor. Çok ağır bir ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Türkiye ciddi bir her alanda dış politikasında, iç siyasetinde, ekonomisinde, sağlık sisteminde, eğitim sisteminde yapısal bir tıkanma yaşıyor. Bu yapısal tıkanmanın aşılması lazım. Yani elbette ekonomik sorunlar hemen bir günde çözülecek veya bir ayda, 2 ayda çözülecek sorunlar değil. Ancak güven ikliminin tesisiyle bunların o güvenin oluşmasıyla belirgin bir şekilde makroekonomik göstergelerimizde iyileşme göreceğiz. Sakarya gibi potansiyeli yüksek sanayi merkezi olan yerlerde Sakarya'daki öğrencilerin üniversite sınavlarında başarılı olmasını istersiniz. Değil, ortalamanın altında başarı göstermiş. Biz büyümeyi kalkınmadan farklı düşünmüyoruz. Şimdi baktığınız zaman kalkınmanın ana eksenlerinden bir tanesi de eğitim. Eğitim tarafında Sakarya'nın iyi bir sınav verdiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Sağlık göstergelerinde söyleyemeyiz. Tarımda kırsal kalkınmada söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Maalesef Sakarya tarımsal alanını en fazla yok olan şehirlerimizin başında geliyor. Kalkınmadan büyümeye çalışan bir il görüyoruz biz Sakarya'da. Kalkınarak büyüyen ve o refahı bütün Sakarya'ya dağıtan bir model öneriyor.